Tamam, bismillahirrahmanirrahim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Halim Hanım. Melo, sen yatsı namazını kıldın mı? Hı? Meloş. Melene. Meloş. İzmir'in neresindensin İkbal abla? İzmir'in neresi abla? Dışarı çıkalım artık. Dışarı çok güzel. Eyvallah Hüseyin abi. Karşıyaka dedebaşı. Lan dedebaşın da beni köpek ısırmıştı. Abla eskiden o... O dede başında bir tane bina vardı eskiden. Sene 2000'leri anlatıyorum sana abla şu an. Eskiden hurdacılar vardı orada, biliyor musun? Hurdacılar vardı orada eskiden. Bir tane orada bina vardı. Oradan geçiyordum. Kaptılar beni. Biz Nergis'te oturuyorduk eskiden. Dede başından Nergis'e giden yol yok mu? Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Hülya abla. İyisiniz inşallah. Eskişehir'de yaşadığını hatırlıyorum. Ben Eskişehir'im. Ben Eskişehir'de üniversite okudum. Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Demir Köprü mü? Abla Faik Muhittin'i biliyor musun? Faik Muhittin İlköğretim Okulu. Faik Muhittin İlköğretim Okulu'nu biliyor musun abla, Demirköprü'deki? Ben orada okudum. Dünya küçük ya. Eskişehir'de üniversitemi okudum. Eskişehir'de evlendik. Yok, tanımıyorum aslında. Tanışırız ama. Aleyküm selam Adana. Allah Allah. Eşiniz kaç yaşında İkbal abla? Adana'dan selamlar. Aleyküm selam. 53. Benden yani 18-19 yaş büyük. Melen şu an içeride şey yapıyor. Aleyküm selam Nesil abla. Hoş geldiniz. Cüneyt Saka. Ben... Dur, hanım çağırıyor. Dur. Antalya'da aynen öyle, biz Kepez'deyiz. Ne oldu kız? Kafsin kafsin kaf sevgisi. Biz İzmir, yani ben doğma büyüme İzmirliyim. Çocuklar uyudu. Ne oldu? Yanmayacak. Ama patlamasın yani. Şöyle bir şey yaptım. Normalde fazla... Aha bakayım. Normal. Ne oldu? Ya
Göreceksin. Bak bunu da artık. Bak ikili satıyorlar. Gördün mü? Bak ikili satıyorlar artık. Ulan geri mi atacağız? Şöyle. Bağlayacağız sokuşlar. Dört tane, üç tane. İstiyorsan çiçek yapalım. Ay üç tane rengi var ya. Çiçek yaparız istersen. Şimdi YouTube'da canlı yayındayız. Bir yandan da YouTube'a video çekiyoruz. Nuruş, şurayı açarsan rahat şişiririz. Bir tane ne kadar sence? 5 lira. Yine 90 TL ödedim. Ama bir paket 100 tane. Tabii ki böyle daha ucuzdu ama çirkin renkli. Ve 380 TL Cihat. Bir tane dükkan açmak lazım aslında. Fast Winkle diye. Hollanda var ya. Bu çok çirkin ya. Sana ben. Yani Alanya çok sıcak da Antalya iyi abi ne ya. Hamdülillah süpü tanrı ver. Neredeydi o ya? Pazarın orada kim abla acaba? He yalıda. Aleyküm selam canım abi. Yarın Aleyna'nın doğum günü. Hediye atmak isteyen varsa gönderebilir. Öbür TikTok'ta biraz önce canlı yayın dedik. Millet hediye gönderdi, ismini yazdırdı. Bayağı vallahi. Dolu taşlı hediye maşallah Aleyna'ya. Şey dedi, bilgisayarda ver, bilgisayarda mı? Aleyna'nın. Morgen Aleyna's yarık. Yarından itibaren bizim evimizde bir teenager var. Bak. Düşündü mü? Vallahi abi yarın 10 yaşına giriyor Aleyna. O 14, 4, 2014 mü? Bu ne? Şey gördüm mü? Ayşe şey bildi. Yarın Aleyna'nın doğum günü aynen. Morgen Aleyna isten ya. Ne yapacağız şimdi? Bağlayacağız. Üç ayrı renk mi? Evet. Ne üç ayrı renk hayatmış. Böyle bir parça diyor. Böyle mi ver? Sen bunu nasıl hallettin? Nasıl ya? Nasıl ya? Ben buna hep zorlanıyorum. Niye? Böyle yapıyorum ben. Ben eski animatörüm ya Mönüş. Allah Allah. Normalde evde yoktu bu. Akşam da bunu yaparken çünkü turizmde çalışıyordu. Bugün ilk defa birlikte yapıyorlar. Ben eskiden animatördüm arkadaşlar, lisedeyken. Bunlardan falan çok yapıyordum. Bu çok hızlı gidiyor lan. Benim işim kalmadı. Ben bunu nasıl yapıyordum? Böyle, şöyle falan yapıyordum. O yüzden mi sen uzun sürüyordun? Bitti mi? Valla.
yapacağız. Ey maşallah Cem abi adamsın sen. Çok teşekkür ederiz. Annenin doğum günü kutlarız. İkinci gün sonra da annemin doğum günü. Hayırlı uğurlu inşallah. Alena'nın yarın doğum günü. YouTube arşivi. Yarın 10 olacak aynen. Yok. 10 olacak. Aleyna 14-4-14 doğumlu. Teşekkür ediyoruz. Düşüyor ya. Tekrar söylüyorum. TikTok üzerinden biraz önce canlı yayın yaptık. Ses mi yok? Ses yok mu şu an? Gitti mi ses? Bağlamak şey yok. Bağla mı ne? Yani. Bir tanesi de bağla. Hayır olmaz ya. Niye? Bir tanesi de bağla döndür. Ver bir tane sen göstereyim. Sen orada bir yere bağlasan o zaman böyle şeyle. Havai det. He tamam. Merhaba. 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 Gel kalbime yatı ya. Hadi ya. Makineyle. Hı? Şöyle mi? Biz buradayız arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aha, kim birisi hediye göndermiş? Bir dakika. Öyle mi? Kim gelmiş? Rising. 2 pound. Ha, 80 lira. Pound mı? Doğru, bu ne? Şey, Rising Londra'dan katılıyor. Şey, notunu alalım da. Teşekkür ederiz. Notunu alalım mı? Dolar, şey, bu ne? Pound mı? Pound. O ne, yani, onun adı ne demek? 40 lira gibi bir şey. Sen bir de kağıt getir. Allah. Kağıt getir. Kağıt ne getireceğim? Kağıt orada. Hı. Yazıyorum şuraya. Nerede babam? Bir tane kaldı değil mi? Sen öbürü vermeye takıştın. Yani Aleyna'ya bunların hepsini söyleyeceğiz. Rising'den 2 pound 80 lira. 80 lira? Right. 2 pound 80 lira mı yapıyor? Bir euro da 35 lira mı diyor? Niye şaşırıyorsun ki? Rising 80 lira. Pound bilmiyorum ki ben, doğru biliyorum. Teşekkür ediyoruz. TikTok'ta da aynısını yaptık. Yazdık hepsini. TikTok'tan çok şey geldi. Geldi ama hepsini yazdık bakalım. Teşekkür ediyoruz tekrar hediyeler için.
Aa şey, Ebru'ymuş o. Burada bir iki tane var. Rising diyor mu? Ebru, sen neredesin kardeşim? 2,5 liradan Nezire Koca'dan geldi. Nezire Koca. Koca. 85 lira yapar. 85 lira yaptı. Çok teşekkür ediyoruz Nezire Hanım. Ya, Nezire Koca. Ver bir tane takayım. Sen hediye gelirse onların hepsini not ederim de. Ama orada 3 tane var, burada 2 tane var. Üçüncü o zaman merdiveni mi takacağız? Yoksa mantıklı değil mi? Bakalım bakalım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biz yani tabii ki aslında çok tatlı bir aileyiz yani ama tabii her ailede... Her ailede? Ne diyor? Comment neydi? Her ailede, abi adım okur musun? Arda Karaş kardeşim, selamünaleyküm. Rising diyorduk ya, adı Ebru'ymuş. Ha tamam. Ebru Hanım merhabalar. Şey, hay ailede ne var diyor? Anlamadım. Hayır. Çok hani Aleyna sizin gibi bir ailesi olduğu için çok şanslı dedi de aslında şöyle bir şey. Çocuk yani. Hayır. Yani. Biz de normal bir aileyiz. Bağırmalar, çağırmalar, kapa çeneni sus gel buraya. Annene cevap verme falan filan normal takılıyoruz yani aslında. Şey onu bak onu YouTube'da paylaşmıyoruz ki yani. Yani YouTube'da. Böyle bir vlog çekme. YouTube'da hep ailenin ezileni cihat. Bizim güzel. Doğru söylüyor. Hı? Bak bu doğru. Ailenin ezileni cihat. İzleyin ne demek? Like always down me. What does that mean? Yani hep ben eziliyorum. Hep her şeyi ben. O ne demek Cihaz? Ezilen benim işte. Biz seni ezleme mi yapıyoruz biz? Ezik. Kötü bir şey mi ya? Yani kötü şey, evet kötü, çok da kötü bir şey değil de yani. Her şeyi ben çekiyorum yani. Bütün çile benim yani. Öyle mi? Stresler de. Ben neredeyim? Sen hep rahatsın. Ha, bu yorum erkekten geldi. Evet. Tabii ki erkekten geliyor. Böyle erkekler var ya, öyle bir şey yok. Benim stresim nerede? Öyle bir şey yok. Kadınların stresi de çok var biliyorsunuz. Abi doğulan gündüz kutlu olsun, teşekkür ediyoruz. Beş pao demek. Ama yani beş pao. Bizde yok. Belki siz böyle diyorsunuz. Ben de Melena Hanımcıyım. Her neyse. Nezire Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Ebru'ya da teşekkür ediyoruz Rising'e. Hediyeleri için. Rising. Keep on rising. Sen onu neye taksın ya? Rise. Oraya. Çok yukarı doğru. Ne yapalım Melo? Şu ne yapalım yani? Biraz aşağıya doğru. Keep on rising. Biz göremiyoruz ki orada Cihat. Doğum günü Aleyna'nın. Yarın Aleyna 14 güne gidiyor. Yarın Aleyna'ya doğum günü. Ya orada taksan daha iyi olmaz. Ya Melo şaşırdı olsun. Ne olacak? Abla sen Konyalı mısın? Abi. Ben değilim. Aslen Konyalıyız, Beyşehirliyiz. Ben Hollandalıyım. Meneni Hollandalı. Meneni inek, hoş geldin. Cihat. Bunu çok istedi. Cihat, bunu çok istedi. 1000 TL bunlar. Ama şeyden aldım. Babamın paradan. Sana bir şey diyeyim mi? Bak, 165 lira geldi 2 dakikada böyle. Buradan da 1000 lira çıkar. Bir ayakkabı da buradan çıkar Aleyna'ya. Bir pantolon, hip hop pantolonu TikTok'tan çıktı. Heyecanlı. Biz... One of these things is from the extra money what I had left from my mama. Bak, she wants to have an attic, so I bought some. Bir dakika bir şey diyeceğim, anlatayım. Uzun bir şey anlatacağım. Arkadaşlar bizde de şöyle bir huy var. Daha doğrusu bende böyle bir huy yok. Ben hiç bir şey anlatıyorum, araya girmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Bir şey dedin de anlamadım ya. Şimdi mesela Melen'in annesi para gönderiyor Melen'e 30 euro. Kaç para gönderdi annen? 30. Babam 40. Babası 40 euro gönderdi. Aleyna şey annesi 30 euro gönderdi. Şey için. Aleyna'nın doğum günü için. Mesela Melen'e de şöyle bir. Sen bir şey al diyor yani. Melen'e de şöyle bir huyu var. Son lirasına kadar o parayı Aleyna'ya harcıyor.
Ya da mesela atıyorum, bu Kinder Bayslak mı alıyorduk biz Hollanda'dayken? Eskiden. Hani Hollanda'dayken 3 ayda bir para alıyorduk. Hayır, Hollanda'dayken alıyorduk ama. Alıyorduk yani. Evet. Mesela o parayla daha biz bir kere kendimize hiçbir şey almadık. O Melen o huyunu çok seviyorum. Ama Cihat, bazen Hollanda'da insanların para yetmez şeye ve o kendi başlıktan başka şeyleri almak zorunda kalıyorlar. Mesela bebek bezi. Yani öyle de düşün. Kalp yaptım kankim. Teşekkür ediyorum. Yani çok dobro olmak da iyi bir şey değil aslında. Avrupa'da da yaşam zorlaştı mı? Doğru. Yani Avrupa'da çok fazla standart, yani standartın olduktan sonra çok fazla paraya da ihtiyacın yok aslında. Ev kiranı öde, geri kalan elhamdülillah. Valla sağlığım, yani Haziran ayında herhalde ufak bir ameliyat olacağız tekrar. Şurada bir tane nodül var. Onu almaları lazım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. O ses nereden geldi lan? Nasıl? Niye? Leiden'dan... Amin, teşekkür ediyorum. Leiden'a selam. Arkadaşlar 92 kişiyiz. Sizlerden ricam. Chat'i aktif tutalım. Tamam mı? Chat'i aktif tutuyorsak şey yapalım. Bir interaktif yapalım bakalım. Şimdi herkes nereden geldiğini yazsın. Ona göre... Oradan muhabbet yürür gider. Şu an ben Antalya, Türkiye'deyim. Biliyorsunuz Hollanda'dan geldik. Şu an biz evimizi süslüyoruz. Çünkü yarın Aleyna'nın doğum günü var. Ondan sonra da... Yani şey yine balon balon asıyoruz. İstanbul'dan katılıyorum. Mersin'den, Denizli'den, Niğde'den, Ordu, Niğde, Belçika. Merhaba Belçika. İzmir merhaba. Niğde, İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, İstanbul, İspanya, Denizli, İstanbul, Üsküdar. Hepsize ait mi kiramı? Hollanda, aleykümselam, Hamburg, Eskişehir, Belçika, Diyarbakır, Almanya. Nezir abla, bu arada hediyen için teşekkür ediyorum. Her gün sizlere ve çok teşekkür ediyorum. Chat selamlar. Aleyna'nın doğum günü kutlu olsun. Sağ olasın Murat abi. İstanbul'dan selamlar. Moskova, Hollanda. Sverge. Hey ya Sverge. Ya Prata Litte. Ya Prata Svenska Litte. Londra selam. Aleyküm selam. Ezgi merhabalar. Would you like to have some milk in your tea darling? He? Would you like to have some milk in your tea, darling? Darling. Darling. Sorry, please. Menelin, soms ga jij vlogen in het Nederlands. Dat gebeurt volgens mij. Ah, doğru. Menelin. Bir iki tane de böyle Hollandaca vlog çek. Ayda bir kere. Groningen, İstanbul, Ibiza, İngilizce. Ama İngilizce. Abi hiç mi Flemenkçe bilmiyorsun? Nu, jij breekt mijn hart, alsjeblieft. Ja. Als ik wil, ik praat Nederlands, maar ja, my Engels is better than my Nederlands. En
Phil Mensen in Netherlands brought Engels and Asik have problem with flums direct brought in Engels. RCI brought Engels in Netherlands. It's echt hard to learn in Netherlands. Apeldoorn, Sincan, Lale Meydanı, Sivas Meydanı. Hey maşallah, hey Esverge. Hürmaydu. Küçük çekmece, selam olsun. Cennete. Melen'in Türkçesi çok iyi. Yani iyi, çok iyi demeyelim de iyi Türkçesi. Biraz şey, Hollanda biraz bozuluyor mu? Karşıyaka. Kaf kaf kaf, sin sin sin, kaf sin kaf sin kaf, kaf kaf kaf, sin sin sin, kaf sin kaf sin kaf. Tamam. English. I prefer to eat almond milk. Neriman abla. Have you I ever... Hollanda'da benim gitmediğim şehir yok arkadaşlar. Padrugi of Druk ya ya говорите русский очень плохо. Yapma be Ebru. Bak sen çok tatlıydın şu an. Göztepe'li muhabbet. Ne yaptın? I prefer to be telling but my preference is always black American. Yeah. Be- Ezgi, I'm really old school guy. So I like to have a demleme çay. I like a studio. Ahmet Kılıç. Ben Cihat'ım kanki. Merhaba, Hollanda'da ırkçılığa maruz kaldınız mı? Arkadaşlar Hollanda'da fazla Hollandalı görmedim ki ben. Benim Hollanda'da gördüğüm en büyük Hollandalı Melani. Burada. I promised Sylvia that I would show what I bought. Daha göstermedim. Melani Hanım diliyorum. Arkadaşlar burada 95 kişiyiz. Tekrar hatırlatıyorum. Yarın Alena'nın doğum günü hediye göndermek isteyenler gönderebilir. Rising ve Nezire Koca gönderdi hediyelerini. Rising, Ebru kardeşimiz. But can you be quiet for like 30 seconds? 30 seconds, I'm going to shut up. Hoi, papa, stil op. Ik zie wat ik had gekocht. Ze wilde heel graag deze hebben. Eylül abla değilim ama. Rana ne yazdın çektin galiba? Seher abla bir daha yazsın o mesajı. Ben yukarıda kaldı. Elhamdülillah ya. Çok şükür. Yunus Emre Kalkan kardeşim. Militan Türk. Elhamdülillah Müslümanım ya. Bu Sünni işte bak şey, çok şeyiz ya. Sünni misin? Şii misin? Alevi misin? Türk müsün? Kürt müsün? Falan. Biz çok soru soruyoruz ya. Elhamdülillah insanım Müslümanım babuş. Sünniyim tabii ki elhamdülillah. Ya biz çok güzel. Wo wohnen Sie? In Antalya in Türkei. Wo lebt ihr
Cihat. İş ben bilsin Doş. Cihat. Zülfü abla. Bu rengi... Türk iş besa. Güzel değil mi? Şşt. Sen bakmıyorsun. Bu nasıl bu kalit? Çok güzel. Meloş, they have flocked in the auto, they. Ne demek? She did flock in the car. Başka ne var? Flocken yaptı ne demek? Flock yaptı. Flocken, flocken. V-L-O-E-K-E-N. Flocken, flogging. In Netherlands diyor. Dur bakayım. Bir baksana, bir okusana. In Netherlands, niet meer flocken diyor. I didn't flock. I don't flock in Dutch, that's it. Dedim ki Melanie flocken yaptı geçen. Ne geçen? Bir baksana, anlamadım ben. Yani, Seher abla bir yaz. Tamam, you're reading Dutch, right? I also don't understand. Ya, dedim ki Melanie flocken yaptı. Vloeken. Ne demek o? Wat heb ik gezegd? Ne demek o? Ik heb in het Nederlands gevloekt. Küfrettim. In Dutch. Abdestine dokunuyor ya. Ben ne dedim? Merak ettim ne dedim. Kötü bir şey mi dedim vloek? Kötü bir vloek mu? Ya çok kötüyse burada yazmayın yani. Onu düşünüyorum. Şey getirsene. Ha, Ebru göstereyim bak ne alacaksınız diyorsun ya. Şimdi Aleyna hip hopçu ya. Şimdi hep böyle hip hop tarzı şeyler aldık. Ya dur bak bu babamın parından. Bak, babam ve üvey annem. Ve bunu da yanına da aldım. Böyle işte kul bir taşı. Ha söyleme belki uymuyor. Bu annemin paradan. Bunu istedi. Çok istedi bunu. Ben anlamıyorum. Böyle bir notebook. Şöyle. Böyle üç tane T-shirt ve böyle bir tane paraşüt göster tarz. Şey hip hop, Aleyna hip hop tarzı çok seviyor Ebru. Dans ediyor ya. O yüzden hip hop tarzı şeyler aldı. Şimdi onun bir tane kıyafeti var. Bir tane 600 kaç bu, lira? 699 lira mıydı o t-shirt? Buna bir şey anlatmam lazım. Aleyna böyle ben neredeyim? Sen o görüyor. Aleyna makyaj sürmeyi bazen istiyor. Ben okula giderken izin vermem. Bir de geçen gün aşağıya geldi. Komple böyle glitter, ne fondanton falan sürdü. Ben dedim ki git yüzünü yıka. Ama bazen biraz böyle mesela bunlar şey fondanton için değil böyle. Bu ne demek burada rengi sürmek? Pudra. Şu gözlerin far. Mesela böyle bir de bu blush için. Ama falan. Sen diyorsun ama alıştırma kızı bak bu yaşta. Hayır Cihat bak o kız merak ediyor. Ben hayır mı diyeceğim? Ben de bazen küçük bir şey sürüyorum. Kız o. Dedim ki böyle bir şey alayım. Fazla değil. Böyle bir lip gloss öyle. Ama biz onlara mesela anlatıyoruz. Bunu sürerken abdestin geçmez. Demek ki her zaman bunu temizlemen lazım mesela. Onun için üzüldü geçen gün biliyor musun? Hı hı. Şimdi bizden... Melen diyor ki... Who can I... Sen bakıyor musun şimdi? Diyor ki bir tane, onu bitireceğim bu konuda. Bir tane adam diyor ki... How can I send hediye diyor to you? Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu YouTube'da nasıl çalışıyor hiç bilmiyorum. Belki başka birisi bunu bilir. YouTube'da hediye göndermeyi biz bilmiyoruz vallahi ya. Vallahi hiç bilmiyorum yoksa söyleyebilirim ama. Hediye nasıl gönderebileceğinizi vallahi biz bilmiyoruz. Bu? Kusura bakmayın vallahi. Depocu da bak mesela abinin bir tanesi diyor ki hediye nasıl gönderebilirim size diyor. Bak bu telefon takmak için. Aleykümselam. Telefon takmak için böyle asacaksın ya. Böyle bir şapka. Bu tarzdan yani güzel oluyor. Miraç kıskanacak ama biliyor musun? Böyle. Bir tane daha bundan. Bu biraz daha güzel bu tarz. Yani hep gördünüz değil mi? Hep böyle biliyorsunuz hip hop dans ediyor Ayşe. Şöyle. Yani dans için. He. Böyle bir de küçük bir şey böyle. Şöyle notebook seviyorum. Bu kadar yani. Bu kadar. Yeter bence. Değil mi? Bir sene de yani... He, onu ben bilmiyorum. Ben bir de laptop vereceğim. Yan tarafta dolar işareti varmış abi. Oradan gönderiliyormuş. Ben bilmiyorum yani. Kusura bakmayın. Cihat. Cihat. Bana bakıyor musun?
Tamam. Yan tarafta üstten şekilde. Tabii tabii. Melanie herkese, her çocuğa öyle yapıyor ama. Sadece şey değil tabii ki arkadaşlar. Hemen anlatayım arkadaşlar ben size. Biz biliyorsunuz 2020 yılında, 2021 yılında yok lan burada 10 numara, burada kavga olmaz Hamza. Her şey 10 numara. Bir arkadaş hediye gönderecek, nasıl göndereceğini sordu. Orada yan tarafta bir dolar işareti varmış. Oraya basıp gönderiliyormuş. Kamera çekimi yatay olmuyor mu? Deneyelim mi abi? Olmuyor galiba ha. Yok kapalı. Ben yapamadım ya da nasıl bilmiyorum. Neyse. Biz korona zamanında Hollanda'ya taşındık arkadaşlar. Şey düşündük yani çocukların eğitim sistemi biraz daha iyi olur falan filan diye. Diye düşündük. Ondan sonra gittik. Bir de zaten yani ben biliyorsunuz arkadaşlar Eskişehir'de evlendim Melanie'yle. Hani bugüne kadar da hiç Hollanda'ya şey yapmamıştım. Eyvallah Mustafa, çok sağ olsun kardeşim. Bazlamayı çok seviyorum. Ondan sonra dedik güzel, belki çocuklar için güzel bir şey olur. Seçim oraya gittik. Ama ondan sonra biliyorsunuz ben kanser teşhisi konuldu bana. Hollanda'da kanser olduğumu öğrendik. Ondan sonra Türkiye'ye geri geldik. Tedavilerimi, her şeyimi Türkiye'de oluyorum. Eyvallah Mustafa. Kanka bizde eleştiri, kötü eleştiri, iyi eleştiri fark etmez yani biz. Teşekkür ederim. Tiroid kanseri yemedi arkadaşlar. Ondan sonra Hollanda'dan geldik buraya. Şimdi de Antalya'dayız arkadaşlar. Biliyorsunuz benim kötü ölü dördüncü evre. O yüzden tedavi devam ediyor elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Amin amin amin. İnşallah ya. Takdir-i ilahi tabi. Biz elimizden geleni yapacağız. Hastalığımızı teşhisi yapıldı. Geç oldu ama güç olmadı. Ondan sonra tedavilerimizi, ameliyatlarımızı takip ediyoruz. Şimdi önümüzdeki haftada kan vereceğim. Sürekli takibini yapıyoruz. Bu saatten sonrasında Cenab-ı Allah'a kalmış. Çünkü Cenab-ı Allah bizleri hastalıkla imtihan ediyor. Biz de imtihanımızı anladık. Yapmış olduğumuz hatalar varsa, yapacağımız hayatımızdaki değişiklikleri hepsini böyle göz önünden geçirdik. İnşallah bu sınavı geçeriz inşallah. Ondan sonra da nasıl desem tevekkül edeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok yani elhamdülillah. Yani şey, emin olun hiç böyle bir saniye bile korkmadım. Amin cümlemize. Tabii. Zaten bizde mesela Hüseyin abi şimdi sabır dedin ya. Sabır şöyle bir şey. Sabır
Yani şey için demiyorum, ben biraz böyle şey bir adamımdır. Old school bir adamımdır, eski kafayımdır. Sabır sadece bekleme süresi değil abi. Sabır olayın başından sonuna kadar senin o süreç içerisinde yaptıkların ve ona etki edebilecek bütün hareketlerine sabır deniliyor. Yani bana kanser teşhisi konuldu. Benim Türkiye'ye gelmem, doktora gitmem, işte tedavi görmem hepsi bir sabır. Amin. Meneni de yukarıda şey biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ufak bir meneni etrafı süslüyor. Yarın Aleyna'nın doğum günü. Amin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Beni fazla görmüyorsunuz vloglarda. Çünkü ben sabah 7'de çıkıyorum. Akşam 6.30-7'de geliyorum. Kendi mobilya atölyemiz var. Kendi mobilya yapıyoruz. Hollanda'ya, Belçika'ya, Almanya'ya. Türkiye'nin her yerine mobilya yapıyoruz. Ondan dolayı elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani bizim tek övünebileceğimiz şeyimiz imanımız yani. İnsan olarak, ırkımızla ya da şeyimize fazla övünemiyoruz. Biz elhamdülillah. Teşekkür ediyorum Hakan abim. Cihat. Ne? Did you see the videos of this kaza? The people laying on the car. Bakayım. Jan sent me from the Dutch website, you know, today. Bak, bakacağım hemen. I cannot. Eyvallah mısın? Bekle. Çok yüksekten düşmediler herhalde. Ama if you crush your head on a taş, bitti yani. Şansa bak ya, Allah yardımcıdır olsun ya. Bak, baksana kabloya bak. Ya bakma lan. Bak nasıl kalıyor buraya, sepet içinde. Valla they just fall down from a fucking cabin and now they have to hang on a fucking helicopter. Şey diyorum. Bak kadın düşmüş, bak kapa gitmiş. Yazık değil mi ya? Yine korkutuyorlar. Now they hang on a helicopter. How can that not be scary? He? Allah yardımcı olsun ya. After you fall from a cabin. Ben 35 yaşındayım. Dün biz... Ama it's written that it's around 6 o'clock happened. Tamam işte on the way back. Biz o saatte yoldayım mıydık? Plajdan. Hayır, bir saat önce. 5'te buradaydık biz. Herhalde bu Hollanda'nın saati. Yok. Maybe they write... Yerel saat o. It happened around 6 o'clock, right? Yes. Çok üzüldüm Edis. Bak it looks like they're not so yüksek düştüler bak. Ama Allah'tan. No, I mean if no, but I mean if Ediz, you head... arkadaşlar lütfen kanser olan arkadaşlarımız lütfen bana Instagram üzerinden ulaşsın. Ama orada bazı kayboluyor mesajlar. O da olmaz. Bana ulaşsınlar. Tamam. Ceyhan Hatay Trabzon Denizli giriyorsun Niğde. CHT DGN lütfen diyorum. Ceyhan Hatay Trabzon Denizli giriyorsun Niğde. Lütfen bana ulaşın. Neden? Kütahya'da bir abi var. Ondan ben bir sıvılar alıyorum 4 tane. Adam sadece bu işe adamış kendini. Fazla da para değil. 1200 lira mı ne istiyor ilaçlara? Kimlere şifa aldı. O yüzden sakın şey yapmayın. Kendim de kullandığım için biliyorum elhamdülillah. Kanser olan, kanser hastası yakını olan lütfen bana ulaşsın. Alalım oradan size de deneyin, farkı görün. Bildiğiniz üzere kanserdeki en önemli etken bağırsakları boşaltmaktır. Biliyorsunuz bu hastalıklarda Melanie hakikaten çok güzel yemek yapıyor. Hakikaten Ebru öyle böyle değil. Bazen hata yapıyorum. Her Cihat geçen mercimek çorbası. Çok kötüydü.
Lezzetle yaptığım olmadı. Tavuklar duruyor ya. Her gün maşallah size bir şey diyeyim mi? Herhalde bir 400-500 tane yumurta aldık. Kalp yapıyorum cankiler. Ceyhan Atay, Trabzon, Denizli, Giresun, Nide, CHT, DGN. Ekleyin beni Instagram'dan, o ilacı sizlere de gönderelim. Yazık günah, kullanın ya. Hakikaten diyorum, öyle böyle değil yani. Eyvallah kardeşim benim. Ya olmuyor yani. Sakin ol şampiyon. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Hadi dışarı çıkalım mı? Daha çok geç. Dışarıyı bir temizlemişim. Dışarıyı bir temizlemişim. Valla. Cansu. Yazan hazırım. Öyle bir güzel Cihat abi dedin ki. Cansu. Hangi hastalık olursa olsun fark etmez. Kaç tane adam dedi ki son derece ölecek mi ölecek. Adam şimdi son bir ayı var dediler, adam 6 yıldır yaşıyor. Cenab-ı Allah da verdiği çareler tükenmez. Gözde damla bile yapıyor yani. Gözden bile şey yapıyor. Eyvallah Cansu. Teşekkür ederim kardeşim. Antalya'da müstakil evler şu an ne kadar yani? 4,5-5 milyondan başlıyor. 30 milyona kadar gidiyor. Tavuklar kanka gece uyuyor tavuklar. Gece görmez. Sağ ol Cansu'cum. Allah razı olsun kardeşim. Arkadaşlar dediğim gibi beni Instagram'dan takip edin. Ceyhan Hatay Trabzon, Denizli Giresun Nide, CHT DGN, Cihat Doğan, CHT DGN, Ceyhan Hatay Trabzon, Denizli Giresun Nide. Birisi yazsın benim bakayım CHT DGN diye Instagram'ı şuraya. Ben yazamıyorum. Ben yazabiliyor muyum ya? Ben yazamıyorum. CHT DGN yazarsanız Instagram'dan lütfen beni takip edin. Ya şey için takip edin diyorum, o ilaçlar için. Ona bir şey yapıyorsun ya. Heh, CHT'deki anne yüreği. Aynen bu. Benim Instagram'ım. İclal'cim söylüyorum ismini, kardeşlerin gülü. Lütfen bunu bana gönderin mesajı. Ben o adamla iletişime geçerim sizin için. Yaklaşık 1200 lira falan o ilaç ya. Bir aylık ilaç yani. Bir ay kullanıyorsun onu. İlk günde annem dedi ki yarım çay bardağı iç çekmişim meğersem, ben tam çay bardağı içtim, başım dönmeye başladı yemin ediyorum. Melike, moruk sana hiç yakışmadı ama. Aleykümselam. Yani senin gibi hem Galatasaraylısın hem ne güzel ismin var. Yani moruk falan yakışmadı sana kanki. Hepinize kalp. Fikriye Duman, sana da kalp. Keşke daha önce yapsaydım ya. Seher, vallahi görmedim ya. Melanin'in kıymetini bil, Türkiye'ye ayak uydurmuş, Türk yemeklerini yapıyor, biliyor her şeyi. Arkadaşlar Melanie'yle biz 21 yaşımızda evlendik ya. Yani 2 sene sonra 15 yıllık evliyiz. Dile kolay. Biz burayı, yani burası kira, başka bir yer var bizim. You should also be too well behaved. Well behaved. This is really wrong comment. Somebody is writing that my children are really beautiful and well behaved, lovely. They are beautiful, okay. Şey, ya bizim çocuklarımız. Yani bir şey şöyle anlatsana Cihat. They shouldn't forget that
Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle şu bir yayını bir beğenelim. Bir yayını beğenelim. Yani Cihat, I will not share it. Cihat, I will not share. Bir yayını beğenelim lütfen. 116 kişiyiz. Minimum 116 beğeni görmek istiyorum. Meleni konu susarsan anlatacağım canım. Sustu mu? Susmadım ki çünkü dinlemiyorsun ki. Yani anladım ben, anladım. Aynı zamanda beğeni yapıyorsun yani. Beğenelim. Sen bir dinle. Bir dakika Meleni. Arkadaşlar, biz bildiğiniz üzere istediğimiz ve hoşumuza giden şeyleri videoya çektiğimiz için siz sadece o güzel anıları görüyorsunuz. Yani mesela kamera arkası uçuyor. I will not share when my son is hitting my daughter or my daughter is hitting my son. Tabii 10 yaşında kızımız var, 9 yaşında oğlumuz var. Kedi köpek gibi kavga ediyorlar. Yani onları da paylaşırsak aslında bir gün sadece onları paylaşacağız. Takipçilerimiz uçar yani. Takipçi bırakırsınız. Yok bırakmazlar. Gelirler yani. Eyvallah. Sağ ol Ebru. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yarın Alena'nın doğum günü var. YouTube'un hediyesini ayrı yapacağız. TikTok'un hediyesini ayrı yapacağız. TikTok'ta canlı yayını açtık. TikTok'tan topladığımız paralara TikTok hediyesi ve isimleri yazacağız. YouTube'a YouTube hediyesi yazacağız. Sağ olasın Cansu kardeşim. Az çok demeyelim. Camiye yardım edelim. İyi bugün tam dilenci gibi olduk ha Melena. Ebru ve Nezir abla gönderdi. Kul a'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas. Ellezî yusvisu fî sudûrin nas minel cinneti ven nas. Kul a'uzu bi rabbil felak, min şerril mâ alak, ve min şerril hâsidin izâ vekab, ve min şerril hâsidin izâ vekab. Ve min şerril hâsidin izâ hasad. Kul a'uzu bi rabbil felak, min şerril mâ alak, ve min şerril hâsidin izâ vekab, ve min şerril hâsidin izâ vekab, ve min şerril hâsidin izâ vekab. Kul a'uzu bi rabbil. Hadi ya. Ben kıldım da okuyunca direkt kırıldım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba İclal. İnşallah. İnşallah Cansu. Ne diyor? Sima okuyorum kanka da araya kaçtı. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim Simacığım. Danimarka'dan selamlar. Hey hey Deniska. Buradan orada. De Gontvi. Nay tak favel. Naz merhaba. Naz berber yani belki. Osman bakması. Sincan'a selam. Sincan'a selam gönderiyorum. Sincan'a çok gelip gitmişliğim var. 75. yıl hipodromunda çalışmışlığım var. Karının ismi ne? Melanie. Melanie'yi çok seviyorum ben de. Allah Allah. Ankara'ya selamlar. Normalde kendinize söylemiyorsun. Hayır, karını çok seviyorum yazmış bir tane kadının birisi. Ben de seviyorum. Kadın anlamadım dedim. Kadın. Ama inşallah değil yani. Aha. Ebru bir tane daha gül gönderdi. Ebru 40 lira daha göndermiş. Onu da notunu alalım. Ebru 120 lira göndermiş oldu. 85'te Nezri abla. Arkadaşlar ben aslen Konyalıyım. Annem Erzurumlu. Ben İzmir doğma, İstanbul büyümeyim. Kreseket'in light. Kanka moderatör yap, moderatör kullanmıyoruz YouTube'da. Ama moderatör yaparsam ilk seni yapacağım, söz veriyorum. Arkadaşlar çocuklarımızın ismi Ayşe Aleyna, Miraç, Ela, Asena. Biz Asena'ya Ela Ela demiyoruz değil mi hiç? Ama neden koyduk? Ama koyduk ama Ela... Biliyor musun? Şey için işte Nilüfer Hoca'nın kızı. Ama nasıl bulduk? Kızımız... Yani biz hep ikinci isim bulmaya çalıştık. Evet. Asena. My name is Yenny Woman. Do you listen? Hadayet olmasını anlamıştım aslında. Hikayeyi anlatabiliriz. Merhaba Bera. Neyse. Hi.
Anlatayım mı ya? Sen anlatınca karışıyor. Biz ben bunları da okuyorum ya. Biz hep ikinci isim bulmaya çalıştık. Asena ile ne güzel oluyor. Yani. Bu bizim yorum üçüncü... yazmayı kapat söyleyeceğim sana Nika. Bu bizim üçüncü çocuğum. Yani son düşündük. Yorumu bak engellemek istemiyorum seni. Lütfen yazma cevap vereceğim. Arka arkaya. Ben de şuna cevap vereyim. İnsanların ne yaptıkları bizi hiç ilgilendirmiyor. Yani ne oldukları bizi ilgilendirmiyor. Nasıl oldukları bizi ilgilendirmiyor. Ta ki bizim sınırlarımıza geçene kadar. Yani insanlar kendi sınırları içinde özgürdür. Başkasına nasıl desem? Ya mesela Mükremin diye bir çocuk var biliyorsunuz TikTok'ta. Ya o normalde öyle biri olabilir. Beni hiç ilgilendirmez. Çünkü onun kendi hayatı. Ama kafasına gözüne beni öyle bir hayatı göze sokarsa o zaman benim seveyim ya da sevmeyeyim bu sefer iğreniyorum yani anladın mı? Bir insan öyle olabilir. Kendi hatalarından dolayı değil. Bir insan... genetik olarak bozuk olabilir ya da ilgisi olabilir. Bu bizi ilgilendirmez. Yok, gerçekten de öyle. Hakikaten bizi ilgilendirmez insanların hayatı. Yani ben de seçeneklerim farklı olabilirdi ama ben gelip de sizin gözünüzün önüne sokmuyorum ki. Ben öyleyim, ben böyleyim, şöyleyim. Sıkıntı yok. Dediğim gibi herkes özgür. Herkes istediğini yapma zorunda. Herkes istediğini yapabilir. Sıkıntı yok bizim için. Biz kimseye kınamıyoruz. Kimseye öyle diye yadırgamıyoruz kesinlikle. Bu arada... kızlara biz iki isim koyacaktık. Şimdi Melen'in oradaki açıkladığını açıklayayım. My Netherlands is excellent. Hey, you don't explain. Niye? We were trying to find a second name for Asena. Aslında Asena'nın ismi Sena olacaktı. Melen'in Sena ismi olsun dedi. Ben de dedim ki madem Sena olacak Asena olsun dedim. Senin ailende zaten Sena vardı. Sena, dayımın kızının adı Sena. Cihat. Eyvallah Wolfsberg'e. Asena da güzel. Aynen. Bir de bir tane kız vardı. Hep bizim eski restoranımıza geliyordu. Sarı kız. Çok tatlı bir kızdı. Heh. İsim Asena'dı. Ben onu isim duyunca Asena o kız aklıma geldi. Güzel bir kızdı değil mi? Bizim benim yanımda çalışan bir kız vardı. Yani şu an yaş yani aramızda 10 yaş var. Yani bacım olsun. Çok tatlı bir kızdı. Konuşması, giyinmesi, sapsarı. Çok hoşumuza gitti. Melen'i de çok seviyordu o kızı. Beraber çalıştık hatta Asena'yla. Ondan sonra dedik, bizim de kızım dedik, Asena'nın o da hoşumuza gitti onun ismi de. Ondan sonra biz kızımıza Asena koymaya karar verdik. Ama dedik ki Asena hani boş durmasın, bir isim daha koyalım dedik. Evet, ondan sonra... Ondan sonra bizim... Ben üç tane çocukla, bizim üç tane çocuğumuz aynı jinekolog ve aynı ebede doğdular. Bizim üç çocuğumuz da aynı ebe ve aynı doktor doğurdu. Biz doktorumuzu hakikaten çok seviyorduk ama Nilüfer Hoca çok tatlı bir hocaydı. Sonra tam oturuyorduk, kızı geldi Nilüfer Hoca'nın. Bizim son randevumuz. He? Son randevumuz. Doğmaktan önce yani, doğumdan önce. Doğumdan önceki son randevumuz. Nilüfer Hoca'nın kızı girdi içeri. Ela gel kızım dedi. Ondan sonra ben Melenia'ya baktım. Dedim Ela çok güzel isim ya. Evet, Ela Asena. Ela Asena. Arkadaşlar ben... Ya bir de şey... It became like some kind of like... To close the subject and then we did doğum there three times. Tabii. Name tabii. Yani. Aleykümselam hoş geldiniz. Çok iyi baba. Milliyetçiliğimi takdir ediyorum. Milliyetçiyim ama ırkçı değilim kanka. Değil mi? Elhamdülillah. Müslüman Türk'üm ve gurur duyuyorum. Cihat. Adım ya. Cihat. Çok duygulandım.
Çok duygulandık. Çok duygulandık. Ama bizim hikayemiz böyle yani. Öyle bizim hikayemiz olsa böyle. Miraç nasıl bulduk? Miraç'ı mı? Miraç, Miraç hayatında hep diyordum ki Allah'ım bana erkek çocuğu nasip ederse Miraç koyacağım ismi. Çünkü benim teyzemin oğlu var Cem. Onun Miraç diye bir arkadaşı vardı. Çok yakışıklıydı. Yani ondan sonra biz Cikçili'de yaşadık. Ondan sonra biz Cikçili'de yaşadık. Üst komşumuzun ismi, üst komşumuzun çocuğu vardı. Çok tatlı bir çocuktu. Onun ismi de Miraç'tı. 2 yaşındaki bir Miraç. Maşallah. Aynı bizimki de öyle oldu ama. Ondan işte komik olmadı mı ya? Ya. Miraç'ın ismi de ben hep Miraç'ı yani benim yani göbek adım da Miraç. Yani direkt. Bir kızın daha olursa o da Umay olur mu diyor. Eğer bir erkek oğlum olursa, dördüncü çocuk olursa ki öyle bir şey düşünmüyoruz. Öyle bir muhabbeti yani şu an sadece muhabbet olsun diye konuşuyorum. Melanie şey yapıyor kankalar. Erkek olursa ben Hamza ismini çok seviyorum ama Melene 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 pronansı Cihaz bana Hamkaz geliyor aklıma. He? Hamkaz cipsi var ya orada. He. Hamza derken hep Hamkaz duyuyor. Ama yani gelmiyor zaten. Cihaz ne diyorsun? Ya hayır ola ki olursa erkek olursa ismi hiç düşünmedik. Böyle ona da güzel bir Osmanlı güzel. Osmanlı ve şey gün şey böyle doesn't fit but what we have Yasin. Yasin çok güzel isim. Olabiliyor Yasin. Yasin ve Kur'an-ül Hakim. Güzel. Selim de ben ama Selim Yasin daha güzel. Recep Tayyip Özgür, Ekrem. Melahat koyalım. Devlet. Melahat, Melahat. Cihat. Olmaz mı Melahat? Kendisinin Türk ismi ne olsun isterdi diyor. Arkadaşlar Melen'in ismi zaten Türk ismi var. Türk kimliğinde şey yani Melen'in ismi Nisa arkadaşlar Türk ismi. Ali Efe Korkmaz. Nezire Koca 11.99 euro gönderdi. Nezire abla ya çok teşekkür ediyoruz ya. 600 lira oldu şu an hediyemiz. Nezire abla 11.99 euro. Çok tatlısın abla Allah razı olsun ya. Muhittin. Kızımız olsa ne koyardık Meloş? Tuana. Tuana. Sen güzel isimler konuşuyorsun ha. Sen çok tatlı isimler şey yapıyorsun. Asena, Aleyna, Tuana. Aynen. Tuana çok güzel isim. Yarın Aleyna'nın doğum günü ya. Ona ya. Benim ismim Cahit, Cevdet, Cevat sürekli insanlar karıştırıyor. Çocukları Allah Allah Nezir abla utandırdın bizi ya. Hani biz böyle insanlar ufak ufak gönderir diye düşündük. Ama hepsini sen neredeyse gönderdin. Çok teşekkür ediyoruz. Depocu. Yani Türkiye'de de güzel üniversiteler var. Türkiye'de yani bilmiyorum tabii ki. Kendileri karar verirler de. Eyvallah Ramazan abi. Teşekkür ederim Zülfiye abla. Ne savaşı çıkmış ya? Bismillahirrahmanirrahim lan. İran savaşı mı çıktı yoksa? Savaş. Bismillahirrahmanirrahim. Versene bir şeyi. Savaş çıkmış diyor. Benim ne? iPad'imi versene bir. Ya canım ne vereceğim ben? Sadece makasla oturuyorum. Makas mı vereyim? Gel değil.
iPad'i mi ver diyorum. Şey mi oldu acaba? İsrail... Hayır, İran İsrail'e gireceğim dedi. Amerika dedi ki, biz dedi İran'a gireriz dedi. İsrail'i bizi verdiler, bir kavuşuruz dedi. Dünya savaş yolda dedik ya. Kur'an... Çok büyük sıkıntı geliyor. Geliyor. Çok büyük savaş geliyor. Hayırlı olsun. Evet. Hollanda'ya gidiyorsunuz. Şaka şaka. Bir şey diyebilir miyim? Burada kalıyoruz. Bir şey diyebilir miyim? Şimdiye yani. Ben şu ses an... yok. Hemen açıp geliyorum. Hemen açıp geliyorum.